Saatlerimiz 13.29 oldu ve bir telefon bağlantımız var. Sosyal medyada bu hafta diyeceğiz ve Dijital Demokrasi Platformu Koordinatörü Sayın Bilal Eren'e bağlanacağız. Bilal Bey merhaba, kolay gelsin, hoş geldiniz programımıza. Merhaba Murat Bey, hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Efendim, yeni heyecan. Evet, yeni heyecan, yeni bir doğum. Bunlar son derece güzel şeyler. Tabii ki ilk değil ama biz yıllarını medyaya vermiş insanlar için her bir yeni doğum, her bir yeni yapım farklı bir heyecan getiriyor beraberinde. Dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Efendim, sosyal medyada bu haftanın gündemi dersek eğer, dijital dünyada dikkat edilmesi gerekenler başlığını da eklersek bize neler söylersiniz? Evet, şimdi sosyal medya tabii hayatımızı çok etkiliyor. Sadece sosyal medya değil, yani internet ve teknoloji genel olarak hayatımızda etkileri var. Ve bunun birçok yansıması var. Siyasi, psikoloji, hukuk, hukuki, ticari bir sürü haber ve etkileri oluyor. Şöyle bir derleme yaptım ben sevgili izleyiciler için. Evet. Onları dilerseniz onları söyle başlayabilirim. Mesela herkesi ilgilendiren İstanbul'da Esenler'den bir haber var. Esenler Belediyesi'nin bir dijital kütüphanesi var. Bu kütüphane ödünç kitap verme projesi başladı. E-Okuyoruz projesi kapsamında. Evet. Ödünç kitap veriyor. Yani şu demek, 8.30 ile 22 arasında kütüphaneye gittiğiniz zaman Esenler'de Adnan Büyükdere Dijital Kütüphanesi'ne tabletiniz, telefonunuz, bilgisayarınızla beraber orada 250 yayın evinden 13.000 e-kitaba kitaptan birini veya birkaçını tabletinizi, bilgisayarınızı alıyorsunuz, ödünç 7 gün süreyle ödünç olarak okuyabiliyorsunuz. Çok güzel. Böyle bir hizmet başlattı. Yani kitap severlere bu duyurulur. Burada eğitim kitapları, çocuk kitapları da var. Peki şunu anlayamadım. Çok fazla bilgi sahibi değilim bu konuda o bakımdan. 7 gün sonrasında kendiliğinden yok mu oluyor bilgisayarda? Evet, 7 gün sonra bir yazılım var arka tarafta. 7 gün sonra kitaba giremiyorsunuz. Yani 7 gün süreniz var. Çok güzel. Okumak için. Sonra tekrar gidip aktivite edebilirsiniz. Edebilirsiniz. Bunun için herhangi bir ücret ödeniyor mu? Hayır, ücretsiz her şey. Normal kütüphanelerde de öyledir. Bir kart doldurursunuz. Mutlaka yapmışsınızdır bunu. Ödünç kitap alırsınız. Ve işte 7 gün, 15 gün neyse bir ay getirirsiniz. Tekrar uzatabilirsiniz. Sistem böyle çalışıyor. Böyle kurgulamışlar. Değişik bir şey. Tüm İstanbulluların hizmetine açılmış. Çok bu güzel. Bu haberle başlayabiliriz. Tamam. İstanbul Üniversitesi'nden ilginç bir haber var. İletişim Fakültesi'nde 3 arkadaşımız Ali Dizer, Sinan Dilik ve Ulvi Yaman her ay düzenli olarak Twitter'ın karnesini çıkarıyorlar. Karne derken 536 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili Twitter karnesini çıkarıyorlar ve rapor olarak yayınlıyorlar. Bunu ben sizinle paylaşayım. Çok ilginç şeyler var. Nasıl? Neye göre neye göre böyle bir karne ya da neye göre puanlama, notlama yapıyorlar? Notlama yapmıyorlar. Rakam veriyorlar yani. İstatistik bilgi. Matematiksel olarak işte kaç tweet atılmış, kaç takipçisi var diye bilgiler veriyorlar. Şöyle ilginç bilgiler var. Mesela en çok takipçisi Sayın Kılıçdaroğlu 2.399.404 takipçiyle en fazla takipçisi olan milletvekili sıralaması. En fazla milletvekili Twitter'da olan 266 milletvekili AK Parti. CHP'nin 122 milletvekili var. MHP'nin ise 45 aktif milletvekili var Twitter'da. HDP'nin de 23 Twitter kullanıcısı milletvekili var. En çok bayan takipçisi olan, yani milletvekili olarak bayan, 1.007.121 bir takipçiyle Emine Ülker Tahran, sanırım bağımsız milletvekili oldu kendisi. Onun en fazla takipçisi var. En çok tweet atan vekil ise CHP'den Sena Kaleli olmuş. Onu Mahmut Tanal, CHP'li 966 tweet'te takip ediyor. Listeye baktığımız ise AK Parti birinci durumda. 266 milletvekiliyle toplam 16.021.000 takipçiye sahip. Böyle ilginç bir karne yapmışlar. Çok güzel. Ve bir bilgi daha veriyorlar. Bölgesel olarak da ayırmışlar. Tüm tweetlerin %22'si İstanbul'a atılıyor. Yani toplam atılan tweetlerin hepsine baktıkları zaman tüm tweetlerin %22'si İstanbul'dan, Batı Karadeniz, Doğu Marmara, Batı Anadolu diye bölgeyle ayırmışlar. Bunu kendi web sitelerinde bulabiliyorsunuz. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin, merak edenler bakabilirler. Evet. Facebook'tan bir haber var. Çok belki anne babaları, yani çocuk sahibi olan dinleyicilerimizi ilgilendirebilir. Yeni bir özellik geliyor Facebook'a. Şu an AB, Amerika Birleşik Devletleri'nde çalıştı. Sanırım 2 ay içinde Türkiye kullanıcılarını açacak. Evet. Kaybolan çocuklarınızı bulmaya yarayan bir hizmet.
Allah Allah. Haber kaynağınızda kayıp çocuk alarmı. Yani Facebook'tasınız. Evet. Açık online durumdasınız. Çevrim içindesiniz. Ve çocuğunuz kayboldu. Lokasyonu açık diğer kullanıcılara bir bilgi geliyor. Sizin olduğunuz bölgede çocuk kayboldu diye. Ve özelliklerini veriyor. Yetkilisi şöyle demiş. Eğer kayıp çocuk alarmı cep telefonunuzda gördüyseniz bu sizin tam da çocuğunun bulunmasına yardım olabilecek bir pozisyonda olduğunuz anlamına geliyor diyor. Diyelim bir veli çocuğunu kaybetti. Bana eğer alarm geliyorsa ben o kaybettiği bölgedeyim demektir. Ve ona yardımcı olabilirim. Böyle bir özellik getiriyor. Herhalde çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, çok ilginç bir çalışma. Facebook'un böyle bir özelliği var. WhatsApp'la alakalı dün bir tartışma oldu. Siz de okumuşsunuzdur belki. David Cameron, İngiltere Başbakanı, ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle WhatsApp, iMessage, Snapchat gibi mesajlaşma sistemlerini yasaklayacağını 2016'da duyurdu. Bir yasa çıkaracağız dedi. Çok ilginç tabii. Çok ilginç. Şöyle açıklamasında şunu söylüyor. Bir ülkede okuyamayacağımız mesajlaşmalara izin vermeyeceğiz. Şimdi bu tabii burada hani şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz bu açıklamaları yaptığımız zaman bizi nasıl eleştiriyorlar? Yerden yere vuruyorlar ama İngiltere'nin göbeğinden de böyle bir açıklama geliyor, gelebiliyor. Bu da ilginç, WhatsApp'ı kapatacağız diyor. Yani ayrıca kapatacağız açıklaması çok ilginç. Yani bununla mücadele edeceğiz, engelleyeceğiz, kısıtlayacağız değil. Fiilin kapatacağız olarak kullanılması çok ilginç. Evet, yani bunu çok açık bir ifadeyle söylemiş. Hatta isim de veriyor. Yani WhatsApp diyor hepimiz kullanıyoruz. Akıllı telefon sahiplerinin herhalde herkes kullanıyordur bugün WhatsApp. WhatsApp'ı kapatacağım diyor. Facebook'un iMessage'ini kapatacağım. Apple'ın iMessage'ini kapatacağım. Facebook'un Messenger'ını kapatacağım diyor. Yani çünkü biz bunları okuyamıyoruz. Ve güvenlik alamıyoruz. Tabii bu Fransa'daki olaylardan sonra da çok sıcak bir açıklama ama böyle bir açıklama yapmış. İlginç tabii. Gene ülkemizden bir haber var. Çok öğretmenleri, öğrencileri ilgilendirecek bir şey. Aylardır belki de yıllardır 2-3 sene oldu. Milli Eğitim Bakanlığı eleştiriliyordu. Bir Twitter adresi yok diye resmi. Milli Eğitim Bakanlığı geçen hafta bir resmi Twitter adresi açtı. Evet. Buradan tüm dinleyicilere duyurmuş olalım. MEP alttan tere basın şeklinde bir Twitter adresi açtı. Şu an 6400 takipçisi var ve Milli Eğitim Bakanlığı alakalı bilgilere, haberlere buradan tabii gönderdikçe içerik olarak ulaşabiliyorlar. Hani öğretmenlerimiz bu konuda çok talep gösteriyorlardı. Hatta sahte hesaplar açılmıştı. Çok ilginç şeyler de vardı. Mesela Kayseri'den bir vatandaş açmıştı. 150 bin takipçisi oldu. Herkes onu gerçek hesap sandı. Ve o da oradan iletişim yapıyordu. Sonra açıklama yapmıştı bakanlık. Bu bizim masa hesabımız değil diye. Böyle bir haberimiz var. Belki ilgilenenler için gene medya ve manipülasyon, işte algı yönetimi, sosyal medyanın sokağa nasıl etkileyeceğine dair bir panel yapılıyor bu hafta. Bu haber çok ilginç bir haber ve ilgilenenler oraya gidebilir. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde, sanırım burası Esenler'de, Google'dan bakılabilir. 19 Ocak Pazartesi günü saat 20'de panel yapılacak. 21. yüzyılda işe geçen 3 kavram masaya yatırılıyor. İletişim Platformu ve Esenler Belediyesi işbirliğiyle. Bu panel ilgili herkese açık, katılabilir insanlar. Sosyal medyada konuşulacak. Aynı zamanda bugün yine bir haber düştü. Çipli kartlarla alakalı. İnternette düştü özellikle bazı haber kanallarına. Biliyorsunuz şimdi bizim klasik kimlik kartlarımız yerine yakında çipli kartlar dağıtılacak. Yani hepsi elektronik olacak ve bütün işlemleri o kart üzerinden yapabileceğiz. Hafızası olacak ve işte içinde bir hafıza depolama yeri olacak. TC kimliğimizden doğum tarihimize kadar bütün bilgiler o çipli kartlarımızda olacak. Bu çipli kartları TÜBİTAK ile Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinde çalışıyordu ve büyük kısmı tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre akıllı kimlik kartı olarak tanımlanan yeni kimlik kartları kolay taşınabilir. Taktik, tarif ve sahteciliğe imkan vermeyen biyometrik unsurlar içeriyor kredi kartı boyutunda. Bu birçok şeyi de kolaylaştırabilir diye düşünüyorum. Yani çok küçücük bir fikir jimnastiği ile birçok noktada işte sürekli işte nüfus cüzdanının suretini getir, onu getir, bunu getir, şunu yap vesaire. Hayır, çipin içerisinde hepsi var. Tak çipi aynen makinana öyle. Ey devlet dairesi ya da ey beni işe alacak olan kurum, bütün bilgilerimi aynen printerından çıkar. Bitti gitti. Değil mi? Hatta printerından çıkarma. O aletleri de görmüştüm. Bu aletleri
partilerin çalışabileceği okuyucular olacak her kurumda. Tamam. Mesela bir bankaya gittiniz veya işte askerlik şubelerine gittiniz. Çok kalmadı artık ama onlar da devlet üzerinden yapılabiliyor. Veya bir bankaya gittiniz veya bir restorana gittiniz. Bu okuyucular olacak, kredi kartı okuyucusu gibi. Kimlik kartınızı oraya koyup birçok işlemi yapabileceksiniz. Yani çok hayatımızı kolaylaştıracak. İşte sıralamışlar mesela hastaneler, okullar, bankalar, GSM operatörleri, emniyet işlemleri, noter. Noterler biliyorsunuz müthiş bürokratik işlemler tabii, var. Tabii. Kullanılması planları, yeni kimlik kartı sayesinde birçok işlemde vatandaşa kolaylık sağlayacak. Evet. Noterde gideceğiz notere, bu kartı takacak. Bütün her şey işte o kadar. Üstümüze olan işte emlaklar, araçlar, devirleri oradan yapabileceğiz. Çok hayatımızı kolaylaştıracak. Sahte ve çalıntı riskine karşı da bunlar da yok olmuş olacak. Yani çünkü onlar her zaman gidip nüfus vatandaşlığın büroları olacak. Tekrar çıkarabileceksiniz. Hani hiçbir şey olmayacak. Çünkü kimlik kartını çalan insan anında bloke edilecek, o elektronik olduğu için. Ve kimse kullanamayacak. Eskiden gazetelere verirdik ya ve hala şimdi de veriliyor. Hükümsüzdür diye böyle bir şey tarih olmuş olacak. Evet, evet. Böylelikle bunun dağıtımı 2015 yılında başlayacak. Bunun bilgisini vermiş olalım. Peki. Medya manipülasyon paneli haberini vermiş olduk. Bir haber daha var. Vaktimiz var mı? Çok kısaca alalım. Çok kısa. Bu Fransa, hani çok güncel bir haber sosyal medyadan. Fransa'daki olaylardan sonra ünlü Fransız komedyen Diodian diye bir komedyeni var Fransa'nın. O sosyal paylaşım sitesinde Paris saldırılarını düzenleyen kişilerle alakalı bazı ifadeler kullandığı için gözaltına alınmış dün itibariyle. Ve bu da tartışılıyor. Yani basın ifade özgürlüğü tartışılırken böyle bir şey neden oldu diye. Son olarak da bunu söyleyebiliriz. Evet, peki. Haftaya görüşebiliriz. Haftaya görüşmek üzere. Bugünlük çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim Murat. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağ olun.